Şimdi gençlik, geldik sosyal yapıya. İslamiyet öncesi Türklerde sosyal yapı. Biraz böyle nasıl diyeyim size, bilgi anlamında arkadaşlar şey bir konu, yine ezbere dayanacak olan bir konu olmakla beraber bu da keyifli bir konu açıkçası söylemek gerekirse. Az önce söylediğimiz şey vardı, devleti oluşturan unsurlar vardı. Yine onun bir tekrarı olmuş olacak sosyal yapıda. Türklerde ailelere oguş deniyor. Oguşların birleşimiyle soy yani uruk meydana geliyor. Urukların birleşimi boyu meydana getiriyor. Boyların birleşimi budunu meydana getiriyor. Bakın size güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi boy birliğini ifade eder Türklerde? Budun. Budun boy birliği. El de neydi? Devlet, il ya da el bu boy birliğinin budunların başına gelen teşkilat yani devlet. Şimdi Türklerde aile yapısına, oguşlara baktığımızda arkadaşlar çekirdek aile tipi var. Yani çekirdek aile tipi ne oluyor? Ana, baba ve çocuklar. Bir de kedi alırsanız kedi de olabilir. Kedi, köpek vesaire bakılabiliyor tabii ki. Monogami yani tek eşlilik yaygındır. Yalnız hanedan mensupları arkadaşlar çok eşli evlilik yapabiliyor. Ama sosyal yapının içerisinde, halkın içerisinde tek eşlilik var. Egzogami var arkadaşlar. Yani farklı kabileden evlenme. Yani akraba evliliği Türklerde mevcut değil. Ha şu var onu söyleyeyim. Hani İslamiyet öncesi Türklerde günümüzde de devam ediyor bu. Diyelim ki bir kadınla evlendiniz. Evlendiği kişi kadının öldü. Abi öldü. Ne oluyor? Kadın arkadaşlar kardeşiyle evlendirilebiliyor. O abinin kardeşiyle evlendirilebiliyor. Ha bunun da sebebi nedir? Kadının başka birine muhtaç olmaması. O ailenin içerisine girmiş artık o ailenin içerisinden çıkartılmıyor. Çin kaynaklarında bazen şöyle geçiyor. Üvey anneyle baba öldüğünde çocukların evlendiği ama bunun yaygın bir şey olmadığını da biliyoruz. Yani çok nadir gözüken bir durum olduğunu hatta bunu kabul etmeyen tarihçiler de mevcut. Şimdi Türklerde babaya kank deniyor. Kanka ne haber dediğinde kank baba tamam mı? Bak kanka ne haber? Yani baba ne haber o anlamda. Anneye de ök deniyor. Öksüz kalmak, annesiz kalmak. Tamam mı arkadaşlar? Kank baba, ök anne. Evlenmeden önce söz yapılıyor, nişan yapılıyor ve nikah ile, nikah usulüyle evleniyor. Tamam mı? Evlenme söz konusu, nikah usulüyle evlenme söz konusu oluyor. Kadın ve erkek eşit haklara sahip. Kesinlikle arkadaşlar eşit haklara sahip. Türklerde kadın eş olur. Türklerde kadın yarı olur. Yarım derler yani. O yüzden kesinlikle eşit haklara sahiptir. Evet kız bir çeyiz götürür yumuş yumuş kız çeyizi yumuş yumuş olur böyle yumuş yumuş kımıl kımıl yumuş yumuş kız çeyizdi. Yalnız çeyiz götürdüğü için kızlar mirastan pay almazlar. Çünkü ciddi bir çeyiz götürüyorlar. Hatta şöyle bir şey arkadaşlar yani çeyiz kadının evlenmesi için bir nevi koşul olarak kabul ediliyor açıkçası söylemek gerekirse. Yani çeyiz önemli bir koşul Türklerde. Aile, yurt ya da keregü dediğimiz çadırlarda kalıyorlar. Aileler, yurt aile çadırlarına yurt deniyor. Şimdi sosyal yapıda bazı şeyler, bazı uygulamalar Türklerde. Bir kere arkadaşlar, Türklerde sosyal hayatta sınıf farklılığı yok. Şimdi benim burada vereceğim şeyler hem Türklerle ilgili hem de genel sınıf farklılığı nasıl oluşması? Nasıl oluşması? Şimdi Türklerde göçebe yaşam tarzı var. Göçebe yaşam tarzından dolayı zaten mülkiyet anlayışı mevcut değil. Yani bireysel mülkiyet, toprak mülkiyeti, toprak zenginliği, derebeylik dediğimiz olay ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla ekonomik gelir de dengeli oluyor. Bu durum sınıf farklılığını engelliyor. Yani göçebelik etken, toprak mülkiyetinin özel mülkiyet anlamında yaygın olmaması, ortak mülkiyet anlayışının baskın olması etken, gelir düzeyinin dengeli olması sınıf farklılığının oluşmamasında etken ve törenin eşitlik ilkesi sınıf farklılığının oluşmamasında etken. Türklerde arkadaşlar soylar sınıfı ya da kölelik mevcut değildir. Bakın şöyle bir şey, savaşta esir ele geçirirsin, bu esiri satarsın edersin ama Türk Türk'ü köle yapamaz. Böyle bir durum söz konusu değildir. Türklerde bir aile soylu, öbür aile soysuz öyle bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. Gelir düzeyinde denge vardır. Zaten zengin fakirden ne kadar zengin olacak ki iki öykü üç tane farkıyla zengin oluyorsun yani. Evet şimdi Türklerde arkadaşlar 13. yüzyıldan sonra toy tabiri şölenler içinde kullanılmış bir tabir. Şölen ya da toy. Şimdi dini ve milli kutlamalardır. Zaman zaman büyük zaferlerden sonra, zaman zaman da toy toplantılarından sonra, yani kurultay toplantılarından sonra bu şölenler yapılıyor. Yine Türkler eğlenmeyi seviyorlar. Baharın gelişini yeni gün ya da Nevruz
şenlikleriyle kutluyorlar. Yeni gün, tamam mı? Yeni gün ya da Nevruz şenlikleriyle kutluyorlar. Şimdi bu şölenlerde kopuz denen üç telli bir çalgıdan bahsedilir. Saz benzeri bir çalgı ve bu soruldu. Türklerde işte şölenlerde çalınan çalgı, en çok çalınan çalgı ve şiir de söylerler bu çalgıyla beraber. İşte ona da kopuz derler. Bunu internetten dinlemek isteyen varsa, dayanmak isteyen varsa, böyle ben katlanırım, dinlerim derse bir kopuz dinleyebilirsiniz. Şeyde vardı ya, neydi onun adı? Meşhur. Neyse aklıma gelmedi. Aklıma gelirse söylerim. Evet, şölenlerde gençlik, çöen, köpbörü, çevgan, cirit gibi at üstünde oynanan oyunlar genelde oynanıyor. Bu oyunlar zaten at biniciliğindeki ustalığını ortaya koyuyor. Bir de tepük denen bir çeşit top oyunu, futbol oyunu gibi oyun var. Tepiyorsun, topu tepmeye tepük deniyor, tamam mı? Mesela Mete Han'ın çok iyi tepük oynadığı, röveşata bile attığı söylenir. Tamam mı gençlik? Evet, şimdi Uygurlar yerleşik hayata geçiyor. Biliyorsunuz Uygur şehirlerine ne deniyordu? Balık. Mesela Karabalsagun arkadaşlar, Uygurlar için bu Kaşgarlı Mahmut Divan Lügat-ı Türk'ünde Hakanların şehri tabirini kullanmıştır. Karabalsagun'a Hakanların şehri demiştir. Kaşgarlı Mahmut. Şimdi yaylaklar arkadaşlar ortak mülkiyettir ama senin kışladığın yerde, konakladığın yerde ferdin özel mülkiyeti de vardır. Yani küçük çaplı bir tarım yapabiliyorsun. Efendime söyleyeyim, çadırını belli bir noktaya koyuyorsun. Orada kışlaklarında özel mülkiyet olarak kullanabiliyorsun. Ama yaylaklar herkesin ortak mülkiyeti arkadaşlar. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela dedi ki bir yaylak, iki çadır, efendime söyleyeyim üç kışlak. Türklerde hangileri ortak mülkiyettir dedi. Yaylaklar ortak mülkiyete giriyor. Tamam mı? Ortak mülkiyet oluyor yaylaklar. Şunu alamadım, silgiyi alayım. Tamam, silebileyim. Evet, her boyun kendine özgü tamgası vardır. Yani boyları kullandığı tamgadan ayırt edebiliyorsun. Bir de ne demiştik arkadaşlar? Hükümdarla halk arasında yazılı olmayan ama karşılıklı sorumlulukların ifade edildiği tüz denen, ki tüzük tabiri günümüzde buradan geliyor. Tüz denen arkadaşlar yazılı olmayan bir sözleşme de mevcut İslamiyet öncesi Türklerde. Şimdi bakın, hem tekrar olsun hem kavramları bir daha görmüş olalım. Kün demek halk demek, el demek devlet, ele küne karşı, devlete halka karşı anlamı bu. Yurt ya da keregü, halkın yani ailelerin bulunduğu çadırlara yurt ya da keregü derler. Aynı zamanda vatan, yurt anlamında da kullanılmış. Yani benim evim, çadırım, yurt, vatana da yurt demişler. Balık, şehir demek arkadaşlar. Beş balık, ordu balık. Şehir demek. Ordu başkent demek. Ordu başkent, tamam, merkez anlamında kullanılmış. Toy 13. yüzyıldan itibaren özellikle şölen olarak kullanılmış. Yenikün bahar bayramı olarak kullanılmış Türklerde. Kalınk, kalınk vermek, başlık parası. Erkek başlık parası veriyor ya, kalınk kalınk veriyor onu, tamam mı? Kalınk kalınk başlık parası. Törün, düğün aşı. Düğün aşı, törün, törün denmiş. Yumuş arkadaşlar, kızların yaptığı çeyizlere yumuş denmiş. Evdeş ya da eş. Eşim, kimse eş demişim. Ök anne ve kanta baba. Yani bundan sonra babalarınıza kanka diyebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Evet gençlik. Şimdi geldik Türklerde renklere. Renkler. Bu renkler sorulabilecek bir sorudur. Benim arkadaşlar sorulur diye yazıyorum, bakın sorulabilecek bir sorudur. Sorulmamış bir soru. Deneme sorularını çözen var mı aranızda? 15'li deneme setinde. Bir tane soru koymuştum bu şekilde ben 15'li deneme setine. Eğer çözenler varsa orada görmüşlerdir. Şimdi kuşatma olduğu takdirde atların rengine göre, atların yönleri de, yerleşim yönleri de renge göre yapılabiliyor. Bunun üstünden ben sormuştum. Mesela Mete Han, Yavuz atları şuraya, Ak atları şuraya vesaire falan. İşte atıyorum, kara atları nereye koyar, Yavuz atları nereye koyar falan gibilerden bu tip sorular da karşınıza çıkabilir. Bilginiz olsun. Şimdi renkler arkadaşlar, Türk sosyal yapısında ve askeri yapısında örgütlenmede önemli. Şimdi doğuyu simgeleyen renk yeşil ya da gök rengi, yeşil ya da mavi doğuyu simgeliyor. Hatta biliyorsunuz mavi renk Türk rengi olarak bilinir arkadaşlar. Günümüzde de protokol rengi olarak kullanılıyor. Şimdi batı aktır. Ne demiştim size? Akdeniz'den aklınıza gelecek. Anadolu'nun batısında Akdeniz. Kuzey kara. Kara ile ifade edilmiş. Kara deniz Anadolu'nun kuzeyinde. Güneyde kızıl ile ifade edilmiş. Kızıl al güneyi ifade etmiş. Kızıl deniz
Anadolu'nun kuzeyinde, Akdeniz'in altındaki deniz Kızıldeniz. Oradan aklımıza gelsin. Merkezde sarıyla ifade edilmiş arkadaşlar. Bir daha bakın. Mavi, yeşil, doğu, ak, batı, kuzey, kuzey, kara ve güneyde kızıl. En azından 3 tanesini çıkartırsınız. Anadolu'nun batısında Akdeniz. Anadolu'nun kuzeyinde Karadeniz. Oradan çıkartırsınız. Anadolu'nun güneyinde böyle güneyde Kızıldeniz. Oradan çıkartabilirsiniz yani. Zaten ne kalır? Mavi kalır. Mavi ve yeşil kalır. Mavi ve yeşil de neyi simgeliyormuş? Doğuyu simgeliyormuş. Tamam mı gençler? Şimdi geldik Türklerde sanata. Sanat önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar. Yani daha doğrusu bir toplum için önemli bir konu sanatı. En sevdiğimiz konulardan. Biliyorsunuz biz sanatı severiz. Sanatçı insanlarız hepimiz yani. Şimdi hayvan uslubu arkadaşlar bir süsleme şeklidir. Süslemede hayvan motiflerinin kullanılmasına deniyor. Biliyorsunuz ki hayvan uslubu şeylerden biri, İskitlerden biri kullanıla gelen bir uslub. Çadır, efendime söyleyeyim halı, kilim ya da ne bileyim işte heybe bunlar süslenirken hayvan motifleri kullanılıyor. Buna hayvan uslubu deniyor. Türklerde madencilik de gelişmiştir. Bir sanat dalı olarak da gelişmiştir ki biz buna biliyorsunuz altın ve gümüş işlemeye de telkari deriz. Maden işçiliği Türkler yani çok sağlamdır. Biliyorsunuz bozkırın kuyumcuları tabiri İskitler için kullanılan bir şey tabirdir. Bu madenciliğin ne kadar, maden işçiliğinin ne kadar geliştiğini gösterir. Bunlara ait yine altın elbiseli adam zırhını arkadaşlar Esik kurganında bulunan bu zırhta malum ki çok ince bir işçilik vardır. Çok sağlam bir işçilik vardır. Keşke biz bulmuş olsaydık. Şimdi yaşatırdık ama nasip değilmiş. Şimdi dokumacılık Türklerde yine tabii ki konar göçersen hayvancılıkla uğraşıyorsun, yünle uğraşıyorsun. Yani yün dokumacılığı mutlaka yapıyorsun. Halıdır, kilimdir, çadırdır. Halıdır, kilimdir, çadırdır. Halı kenarı, kilim kenarı, çadır kenarı. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar dokunuyor. Bakın pazarı bunlara ait. Pazarlık kurganında bulunan pazarlık halısı en eski halıdır. Şimdi heykelin ilk örnekleri Türklerde arkadaşlar balballardır. Balballara bengü taş, kadın taş ve baba taş da denecektir. Ki bu da yine ilk örnekleri nerede görülüyor? İskitlerde görülüyor. Yine Hunlara bakıyoruz. Hunlarda böyle heykelcikler var. Yine şeylere bakıyoruz. Göktürklerde arkadaşlar mesela Kültigin'in kafası var Göktürklerde. Onun da heykeli var yani. Heykelcilik var Türklerde bir sanat dalı olarak gelişmiş. Müzik sanatı arkadaşlar tabii ki var. Her toplumda müzik vardır. Yani her toplumda name dediğimiz şey vardır. Her toplumda besteci dediğimiz şey vardır. Bir şekilde oluyor arkadaşlar. Türkler bakın kopuz denen çalgı çalıyor. Telli çalgı. Kudüm, bas davul, oboa, zurnaya benzer bir şey. Kitara, müzikçiler daha iyi bilir, telli çalgı. Timpana arkadaşlar bu da davul gibi bir şey. Köpürge, davul gibi bir şey, vurmalı çalgı yani. Bunlar çalgılar var yani kopuzdur, kudümdür, oboadır, kitaradır, işte efendim timpandır. Bunlar var Türklerde. Bunun yanında arkadaşlar bakın beste yapmaya ırlamak derler. Bak ne yaptım? Irladım. Ne yaptım? Beste yapmış oluyor. Melodiye de küt deniyor. Yani böyle ağa kütlüyor. Yani kendi kendine anam anam evden gitti anam falan diye böyle ne yapıyorsan bir melodi yapıyorsan ona da küt deniyor. Tamam mı? Ir, beste, melodi arkadaşlar küt derlermiş. Kütlemek. Evet şimdi mimariye baktığımızda öncelikle mimari Uygurlarda gelişecek arkadaşlar. Uygurlarda Burkan dediğimiz, Stupa dediğimiz mabetler var. Ve Türk üçgeni dediğimiz bu geçiş üçgenleri olacak. Yani şöyle düşünün, kubbeli bir yapı inşa ediyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? O kubbeli yapıda duvar geçişleri üçgen şeklinde oluyor, köşe geçişleri. Ona Türk üçgeni deniyor ve Uygurlarda görülmüş. Dünya mimarisine, İslam mimarisine de girmiştir bu. Yine resim arkadaşlar, minyatür ve fresk sanatı olarak ilk olarak yine Uygurlarda görülmüş. Fresko biliyorsunuz duvar resimlerine deniyor. Uygurlarda ressama da bedizci denecektir. Bedizci, bezeyen, bezeyen, bedizci, ressam. Tamam mı arkadaşlar? Bedizci, ressam. Çini yine Uygurlarda zaten çini genelde nerede kullanıyorsun? Taban süslemelerde, tabanda kullanıyorsun ya da duvar süslemelerinde kullanıyorsun, duvara yapıştırıyorsun, mimari eserlerde kullanıyorsun yani. Ağırlıkla tabii Çin'den eşyalar da kakacak da yapıyorsun. Bu Uygurlarda gösteriyor kendini. Yine arkadaşlar Uygurlarda bir çeşit orta oyununa benzer güldürüklü temaşa yapılmış. Yani tiyatro Uygurlarda mevcut. Dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar bakın dikkat edin. Hayvan uslubu ilk Uygurlarda değil, daha öncesinde var. Madencilik ilk Uygurlarda değil, daha öncesinde var. Dokumacılık ilk Uygurlarda değil, daha öncesinde var. Heykel Uygurlardan önce var. Müzik Uygurlardan önce var. Ama mimari
Uygurlarda gelişiyor. Resim sanatı Uygurlarda gelişiyor. Çini sanatı Uygurlarda gelişiyor. Tiyatro sanatı Uygurlarda mevcut. Ha, bunun yanında ciltçiliktir vesairedir. Yine Uygurlarda onlar arkadaşlar. Kitap bastıkları için Uygurlar. Şimdi bilime geliyoruz. Bakın bilim rahat. Bilimde bir şey yok. Çünkü Türkler öyle bilim yapıyorlar. Eyvallah ama çok ahım şahım bir şey yok. Yani yarı göçebi bir toplumun yapabileceği kadar. Şimdi ilk önce arkadaşlar tayanç ya da keneşçi. Hani Kengeş Meclisi vardı ya, danışmanlardan oluşan meclis. Tayanç ya da Kengeşçi arkadaşlar bilim insanı ya da danışman anlamında kullanılmış. Tayanç, dayanç, dayanıyorsun ona, danışıyorsun yani, ya da Kengeşçi. Şimdi Türklerde otomatikman matematik olması gerekiyor. Abi hayvan sayacaksın, Uygurlar vergi topluyor değil mi? 10 tabanlı sayıları desimal sistemi kullanmışlar ve 4 işlemi yani toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemlerini biliyorlar. Yani ben de biliyorum, onlar da biliyorlar. Şimdi Türklerde arkadaşlar astronomi de var. Ha, nereden anlıyoruz biz bunu? 12 hayvanlı Türk takviminden. Bakın gençlik, bir devlet veya bir topluluk, bir ulus takvim kullandıysa zaten bir astronomi vardır. İki matematik vardır. Tamam mı arkadaşlar? Üç, ben hatta söyleyeyim size, bunlarda geometri de az çok vardır. Çünkü açı hesabı falan da yapılacak. Işığın kırılma hesabı vesaire falan. Yani matematiksel işlemler ve astronomi şeyde vardır zaten. Ne derler ona? O toplumda takvimin kullanılmasıyla beraber vardır. Türkler Venüs ve Merkür gezegenlerini biliyorlar, varlığını tespit etmişler. Bu arada 12 hayvanlı Türk takvimini Hunlar kullanmış, Köktürkler kullanmış, İtil Bulgarları kullanmıştır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu 12 hayvanlı Türk takviminin nasıl oluştuğunu biliyorsunuz. Hikaye şu şekilde, rivayettir bu. İşte bir göç esnasında nehrin karşısına geçen 12 tane hayvandan oluştuğu söylenir. Onlar her yıla bir hayvan adı veriliyor. İşte yılan yılı, maymun yılı, at yılı, öküz yılı, ne bileyim. İşte ejderha yılı, her yıla maymun şey hayvan ismi veriliyor. 12 hayvan 12 ayı simgeleniyor, yılı simgeliyor. Tamam mı arkadaşlar? Mesela ikinci ejderha yılı veya ikinci yılan yılı. Üçüncü döndü böyle, 12 yıl döndü, üçüncü yılan yılı. 12 yıl döndü, dördüncü yılan yılı. O şekilde gidiyor yani. Evet, Türklerde tıp da var. Tıp, tıp, o tacı emçi. Neydi arkadaşlar? Doctor of the doctor. Doktor demek yani, emçi, o tekimi. O tacı emçi. Eczacılık ve mumyacılık Türklerde var arkadaşlar. İlaç yapımı var yani. Bir de ölüler mumyalanmış. Eski kurganındaki o prens mumyalanmış yani. Bunlara ait bir prens olduğu söyleniyor. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde de padişahlar mumyalanıp görünüyordu zaman zaman. Akupunktur tedavisi uygulanmış. Tabii ki Çinlerden esinlenilmiştir. Yine Hint ve Çinlere ait çeşitli tıp kitapları çevrilmiştir. Mesela Turfan tıp metinleri var, Uygurlara ait. Bu metinler arkadaşlar Hint ve Çinlere ait tıp kitaplarının çevirisinin yapıldığının göstergesi. Evet, yine arkadaşlar örgün eğitim olayı. Şimdi Türklerde genel itibariyle yerleşik hayata geçmeden önce yaygın eğitim var. Yani dede çocuğun eğitiminde önemli fonksiyon sahibidir. Yine anne baba ya da çocuğun işte bir işe verirsen demirciliktir, şudur budur, ustası önemli eğitim şeyine sahiptir, işlevine sahiptir. Ama örgün eğitim, matbaa, kütüphane gibi unsurlar tabii ki yerleşik hayatla görülecek. Bu da Uygurlarda görülecek doğal olarak ilk. Evet gençlik, şimdi eğitimde durum bu. Şeyde, bilimde durum bu. Geldik Türklerde ekonomiye. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın Türklerde temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Yalnız ticaret de var, tarım da var. Öncelikle hayvancılık, ticaret, tamam mı? Tarım yapılıyor ama temel geçim kaynağı değil. Bak soruları lütfen arkadaşlar okurken dikkatli okuyun. Türklerde tarım vardır, tarımın bilindiğinin kanıtıdır derse ayrı bir soru. Hangisi tarımın yapıldığının kesin kanıtıdır derse ayrı bir soru. Hangisi Türklerde temel ekonomik uğraştır derse ayrı bir soru. Zaten soruların cümleleri bile ayrı. O yüzden dikkat edin, bodozlama ezbere dalmayın yani böyle şeylere. Şimdi Türklerde temel geçim kaynağı hayvancılık, özellikle de küçükbaş hayvancılık. Neden? Neden? İklim koşulları kurak. E ne yaparsın orada, tarım yapamıyorsun doğru düzgün. Ne yapacaksın? Hayvancılık yapacaksın. Ha, şu da var. Senin bulunduğun coğrafyada ticaret yolları varsa ticaret de yaparsın. Ve İpek yolu ve Kürt yolu Orta Asya'dan geçiyor. Biliyorsunuz UNESCO tarafından İpek yoluna ne deniyordu? Diyalog yolu deniyordu hatırlıyorsanız. Ha, ne alırsın ne satarsın? Yani Türkler ne alır? Ne ithal eder? Tarım ürünleri, tarım araç gereçleri alırsın. İpek alırsın. Bunları İpek alırsın. İpek böcekçiliği. Burada İpek Çinlerin üretimi biliyorsunuz. Çin icadı da diyebiliriz zaten. Bunları alırsın. E ne satacaksın? Abi sen hayvancılıkla uğraşıyorsun ya. Hayvan ürünleri satarsın.
Ya süt satarsın, peynir satarsın, yün satarsın abi. Ha silah yaparsın, silah satarsın. Ok, yay. Çünkü madenle uğraşıyorsun. Kılıç yaparsın, satarsın. Madeni malzeme satarsın yani. Ha buradan mantık bütleniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Türklerde tarımın kanıtları neler? Bakın sulama kanalı varsa tarım yapılıyordur. Mesela Töte kanalı. Asya Hun Devleti'nden kalan bir kanal. Göktürkler de Uygurlar da kullanmıştır. Bakın bu tarım yapıldığını kanıtlar. Arkadaşlar temel geçim kaynağının tarım olduğunu kanıtlamaz. Onlara dikkat edin yani. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Tohum savaşları. Ben size ne demiştim? Tohum varsa tarım yapılmıyordur yani. Tohum, orak, saban, üretim aracı. Tarıkçı, çiftçi demektir. Tarlacı, çiftçi Türklerde. Tarla, ekip biçtiğin yer, üretim aracı. Ekin, ektiğin şey, bak ekiyorsun, tarım yaptığını gösterir. Yine tarla vergisi. Burada bakın vergiye dikkat etmeyeceksiniz. Tarla vergisi. Tarla tarım yaptığını kanıtlar. Ürün vergisi. Ürettiğini kanıtlar. Yine tarım yaptığını kanıtlar. Burada Türklerin tarımı bildiğini, tarım yaptığını kanıtlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir başına bakın buğday. Bir başına saklama kabı. Bir başına değirmen. Bir başına buğday ambarları. Bunlar senin tarım yaptığını kanıtlamaz. Buğdayı dışarıdan almış olabilirsin. Tamam mı arkadaşlar? Buğday saklama kabında buğdayı dışarıdan alıp saklamış olabilirsin. Buğdayı dışarıdan alıp değirmende öğütebilirsin. Buğdayı ambarında dışarıdan alıp saklayabilirsin. Bunlar bir başına tarım yaptığını göstermez. Ama işin içerisine tohumu katarsa o zaman ne olur? Atıyorum tohumlu buğday saklama ambarları. Tohumlu kambar dedi. O zaman tarım yaptığını gösteriyor. Tohumu ekiyorsun çünkü. Anlaştık mı arkadaşlar? Türklerde arkadaşlar bakır, demir, gümüş, altın madenleri işlenmiştir. Zaten biliyorsunuz. Şimdi para kısmına geldiğimizde. Türklerde Göktürkler ilk parayı basan, madeni parayı kullanan Göktürklerde bunun kanıtı var. Zaten ÖSYM'de bunu bir yorum sorusunda kullandı. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar da Bagat Arkan. Türk iş hükümdarı Bagat Arkan'dır. Şimdi Türklerde arkadaşlar satır ya da yarmak denen madeni paralar vardır. Yarmak ya da satır madeni para. Böz, kamdu ya da kuampo denen bez paralar vardır. Bez paralar. Mesela böz ve kamdular mühürlü kumaş parçası olarak geçer ki para değeri vardır. Yine kuampo arkadaşlar bez para olarak kullanılıyor. Çav da arkadaşlar kağıt para, para birimi olarak kullanılmış. Mesela işte Uygurlarda kaç çav? Kaç çav diye soruyorlar yani kaç çav? Ha, tarlayı satıyorsun ama kaç çava satıyorsun? O şekilde soruluyor yani. Evet, ekonomiyle ilgili bazı şeyler ezberlemek gerekecek. Bazıları mantık olarak çıkartırsınız. Temel geçim kaynağı hayvancılık yaparsan, ticaret yolu, İpek yolu, Kürt yolu Türkler tarafından kullanılmış. Hatta bu yollar için Çinlerle mücadele edilmiş. İpek yoluna diyalog yol denmiş. Türkler ne alır? Tarım ürünü alır, ipek alır. Ne satar? Hayvan ürünler, silah ve madeni malzeme. Bunlar yorumsal olarak çıkar. Tarımın kanıtları zaten ne olacaktır arkadaşlar? Üretim yaptığını gösteren sulama kanalı tohumdur, oraktır, sabandır. Tarıkçı, çiftçi demek üretim yaptığını gösterir. Tarla üretim yaptığını gösterir. Ekin, ekmekten üretim yaptığını gösterir. Yine tarla ve ürün vergisi üretim yaptığını gösterir. Bunlar kanıtlar zaten. Bunun dışında arkadaşlar yarmak, böz, kamdur, işte kuampo bunlar para. Paralar Türklerde. Çav da kağıt para ve para birimi olarak kullanılmış. Bir bunları bir ezberlemeniz gerekir diye düşünüyorum. Onun dışındakileri bence çıkartırsınız. Zaten yani sorunun içerisinden çıkartırsınız. Ama soruyu iyi anlamak gerekiyor. Şimdi geldik yazı dil ve edebiyata. Şimdi sevgili arkadaşlar, mantık itibariyle konar göçer bir toplumda öncelikle edebi olarak sözlü edebiyat gelişir. Yani sözlü edebiyat yazılı edebiyattan daha fazla gelişir otomatikman. Şimdi küçüklüğünüzden beri bildiğiniz sözlü edebiyat türleri var. Mesela atasözü, sal, anonim söylemler. Bunu kim söylemiş? Anonim söylemiş. Tamam mı? Anonim söylemler. Atanın sözü. Sav. Bana bir sav söyle. Atasözü söyle. Savu arkadaşlar. Alper Tunga savusu. Ağıt. Bak Alper Tunga öldü mü? Aziz Acun kaldı mı? Ya da kırmızı gül demet demet gitti gelmez ol Muhammed. Tamam mı? Bunlar hep savudur. Ağıttır yani. Koşuk. Kahramanlık şiirleri arkadaşlar. Koşuk. Kahramanlık şiirleri. Bu arada bakın tekrar söylüyorum. Ağıt arkadaşlar dinsel bir şey değildir. Bak burada çok kişi yanılıyor. Genelde ölünün arkasından söylendiği için bunu dini bir şey gibi kullanıyoruz. Biz değil arkadaşlar. Dinsel değil. Edebi bir üründür ağıt yani.
Tamam mı? Bunu unutmayın. Ağıt yakmak da ahiret inancının göstergesi değildir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Koçuk kahramanlık şiirleri bir de sosyokültürel yaşamla ilgili bilgi veren mitolojik eserler var. Bunlar da arkadaşlar destan. Destanlarda bakın olağanüstü olaylar geçer. Olağanüstü anlatırsınız yani. Demirden dağları eritirler bilmem ne yapar. Bu söylemlerin birçoğu simgeseldir. Ha destanlardan bir tarihçi nasıl yararlanır? Simgesel olan bu olağanüstü söylemleri çıkartırsın. Sosyal ve günlük hayatla ilgili bilgileri alırsın, öğütürsün ve bunu tarihi bir kaynak olarak kullanırsın. Şimdi arkadaşlar, Türklerde destanlar, meşhur Türk destanları. Bakalım neler varmış bizim meşhur Türk destanlarında. Altay ya da Yakut Türklerine ait yaratılış destanı. Bir yaratılış destanı Sümerler'de de var. Sümerler biliyorsunuz Mezopotamya uygarlığı, yazıyı kullanan ilk uygarlık. Onlarda da bir yaratılış destanı var. Altay Yakut Türklerinde de bir yaratılış destanı var. Evrenin yaratılışının, iyilik ve kötülüğün kaynağını, evrendeki düzeni anlatır. Yaratıcı bir kadın tanrıçadır. Kadını yaratıcı olarak görüyorlar yaratılış destanında. Yaratıcı kadın tanrıçadır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Altay Yakut Türklerinde yaratılış. İskitlere ait Şu ve Alpertunga. Alpertunga aslında sagu şeklinde, yani diğer bir tabirle arkadaşlar ağıt şeklinde olan bir destan yapısıdır. Ağıttır yani. Şu destanı şöyle bir şey. İskit hükümdarı Şu'nun Makedonya kralı İskender'le yaptığı savaş ve geri çekilmesi anlatılıyor. Şimdi demek ki şöyle bir şey. Yunanlarda bu Makedon kralı İskender, bizim büyük İskender'le İskitler çağdaşmış. Arkadaşlar bakın İskitler çağdaşmış. İskitler döneminde Persler ve Büyük İskender varmış. Aynı çağda yaşamışlar yani. Alpertunga destanı da Alpertunga ile İran hükümdarı Keyüslav arasındaki mücadeleyi, hatta Alpertunga'nın ölümünü anlatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Firdevsi Şehnami'de Alpertunga'dan Afresyap olarak bahsediyor. Şimdi Hunların meşhur Oğuz Kağan destanı var. Oğuz Kağan destanı, burada geçen ismin Met oldu. Onun yaşamı ve 9 Oğuz boyunun ortaya çıkışını, Oğuz boylarının ortaya çıkışını anlatıyor. İşte Oğuz Kağan şöyle 40 günlükken böyle ata biniyor, kılıç kuşanıyor. Zaten olağanüstü yani, ona bir at buluyorlar bu kadar 40 günlük. O da ata biniyor, kılıç kuşanıyor, bilmem ne yapıyor. Daha sonra büyüyor, yaşı biraz daha ilerliyor. Oğuz Kağan böyle klanına musallat olmuş, boyuna musallat olmuş bir tane canavarı öldürüyor. Daha sonra ormana gidiyor. Ormanda işte şimşek düşüyor, bir ağaç yanıyor. Ağacın üstü içinden kız çıkıyor. Oğuz Kağan diyor ki ya çok şanslıyım, kız çıktı fıstık gibi hem de diyor. Gidiyor eve, işte çadıra, daha doğrusu ev yok. Daha sonra kızdan arayı anlatamam. Kızdan çocukları oluyor. İşte onların isimlerini koyuyor. Günhan, işte ne bileyim Yıldızhan vesaire falan. Oğuz Kağan tekrar ormana gidiyor. Menbaayı keşfetti. Mağaradan bir kız çıkıyor. Ulan yine kız çıktı bana diyor. Daha sonra gidiyor. Ondan da çocuklar oluyor. Ayhan, Güneşhan, Yıldızhan diye isim veriyor. Daha sonra gene Oğuz Kağan bak ormana sürekli gidiyor. Kız var çünkü. Bir nilüfer çiçeği gölün içerisinde. Nilüfer çiçeği açılıyor. Üstünden gene içinden kız çıkıyor. Ulan diyor, buradan da mı kız çıkacaktı bana? Ne şanslıyım diyor. Gidiyor. Ondan da çocuklar oluyor. İşte ona da efendim Dağhan, Mehirhan böyle isimler veriyor. 9 Oğuz boyunun oluşumunu anlatıyor bakın. Tamam mı arkadaşlar? Türk boylarının oluşumunu. Mete'den bahsettiği söylenir. Atilla destanı var. Bu da Avrupa Hunlarına ait arkadaşlar. Atilla'nın yaptığı fetihleri anlatıyor. Evet, Kök Türklerin Ergenekon destanı, ki KPSS'de soruldu bu biliyorsunuz. Etrafı dağlarla çevrili bir yurt var. Buna Ergenekon ismini vermişler. Demirden dağları eritmek, yani demir madenini eritip buradan Türklerin çıkışını anlatıyor. Çünkü bir müddet sonra kuraklık başlıyor. Burada sıkışıp kalıyorlar Göktürkler. Burada buradan çıkışı anlatıyor. Bir de Bozkırt destanı var arkadaşlar. Şimdi Göktürklerin bir saldırıya, aşınanların bir saldırıya uğraması. Daha sonrasında tek kalan bir çocuk, burada ölmemiş, Asena denen bir kurt tarafından bulunuyor. Asena dişi kurt demek biliyorsunuz. Tövbe estağfurullah, anlatayım birazcık. İşte bir tane şey, aşınalılar saldırıya uğruyorlar. Moğollar darmaduman ediyorlar her tarafı. Bir tane kurt da, dişi kurt da bu saldırıya uğramış bölgeyi geziyor. Gezerken bir bakıyor ki bir tane çocuk ölmemiş daha. Çocuk pirmasından tutuyor çocuğu, mağaraya götürüyor. Daha sonra arkadaşlar mağarada çocuğu büyütüyor, emziriyor. Hatta bunu denemişlerdi. Kurt sütüyle ne kadar yaşarsın? Lan ne kadar yaşayacağım? Bir ay bile yaşayamazsın. Asit oranı fazla. Çocuğu öldürür yani, ama tabii ki bu şey ya, anlatım ya, destan yani sonuçta. Çocuk büyüyor. Daha sonra arkadaşlar artık kim kimi baştan çıkarttı bilmiyorum. Bunlar efendime söyleyeyim çiftleşiyor. Bu çiftleşmeden de küçük küçük kurtçuklar dünyaya geliyor. O kurtçuklar da işte Türkler oluyor. Tamam mı? Türklerin bu şekilde dünyaya gelmesi, yeniden çoğalmasını anlatıyor Göktürklerin. Böyle ilginç bir anlatımı var yani.
biraz terbiyesizlikler var, onu söyleyeyim. Şimdi Uygurlara ait arkadaşlar Türeyiş ve göç destanları vardır. Türeyiş destanı da şöyle, Uygurların tanrısal gücü olan bir erkek kurttan türeyip bu ulusun oluşumunu anlatıyor. Burada da şöyle, Uygur kanuna diyelim artık, boyun başındaki elemana bir kurt geliyor, kızını istiyor. Tabii ki bu da anlıyor, bu tanrısal gücü var, işte kızını veriyor vesaire. Daha sonra buradan çoğalıyorlar. Biliyorsunuz Türklerin kurtlarla iletişimi sürekli iyi gidiyor yani. Tabii bunlar simgesel anlatım. Yine göç destanı ya da Kutlu Dağ destanı var. Bak bunu bilirseniz iyi olur arkadaşlar. Kutlu Dağ destanı. Kutsal bir dağ var. Kutsal Dağ, Kutlu Dağ. Bunun bir bölümünü Uygurlar Çin'e veriyor. Bundan sonra her taraf göç diye bağırıyor. Dağ, dağ, işte ne bileyim, dağdaki geyik, efendim kuş, kurt, kuzu, göç edin, bereket kalmadı, göç edin diye böyle bağırıyor. Tabii ki bu göç hikayesini anlatıyor. Sonuçta da bu bölge yurtlar terk ediliyor ve göç ediliyor arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Kırgızların meşhur Manas destanına. Manas destanı da bir Kırgız kahraman olan Manas'ın kahramanlıklarını anlatıyor. 400 bin beyitten oluşuyordu da bu beyit sayısı arttı, bilginiz olsun. Destan arkadaşlar İslamiyet öncesi ve sonrası dönemi anlatıyor. Yani hala aktif bir destan. Bakın İslamiyet öncesinde anlatıyor, sonrasında, çünkü aktif. Hala söylene gelen bir destandır. Manas destanı bitecek gibi de değil. Bu Manas ölmedi, gitti yani. Bulgarların Şan Kızı destanı var arkadaşlar. Divan Lugat Türk'te bir parçası geçiyor. Oradan biliyoruz. Bu Bulgar Devleti'nin kuruluşunu anlatan bir destan. Bununla ilgili bilgiler veriyor. Ve Oğuzlarında Dede Korkut hikayesi var. Dede Korkut destanı. Şimdi Kıpçaklarla yapılan mücadele anlatılıyor. Müslümanlığa geçiş anlatılıyor. Göçebe hayattan yerleşik hayata geçiş anlatıyor. Yani bir geçiş destanıdır. Hatta destandan halk hikayeciliğine de geçiş temalar vardır. Hani Tepegöz'ün, Deli Dumrul'un olduğu. Mesela Deli Dumrul'un Azrail ile mücadelesi anlatılıyor. Azrail. Azrail ne isim geliyor bize? İslamiyet'i, yani İslamiyet'i bildiklerini de gösteriyor burada. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bunları böyle isim olarak bir daha tekrarlayalım şöyle. Altay Türklerine ait Yaratılış Destanı. İskitlere ait Şu ve Alper Tunga Destanı. Hunlara ait Oğuz Kağan ve Atilla Destanı. Avrupa Hunlarına ait. Tamam mı? Bitmeden bitirmeye çalışacağım. Sonra da 10 dakika ara geçir. Kök Türklere ait Ergenekon ve Bozkurt Destanları. Uygurlara ait Tireiş ve Göç ya da Kutlu Dağ Destanı. Kırgızların Manas Destanı hala aktif. Bulgarlara ait Şan Kızı ve Oğuzlara ait Dede Korkut arkadaşlar. Evet, süremiz bitti arkadaşlar. 10 dakika ara verip tekrar ders açacağız. Az bir şeyimiz kaldı ve soru çözümü yapacağız. Tamam mı gençlik? Sorularınızı çözeceğiz. Haydi bakalım, ben paylaşımı ilk önce durduruyorum. Arkasından da sizin yüzünüze kapanır gibi olmasın sonlandırıyorum. Şu ne okumuş falan diye şuradan şu bilimden alalım mesela. Türklerde ne diyorduk? Tayanç ya da keneşçi, bilim insanı, danışman anlamında kullanılmış. Matematiği biliyorlar Türkler. Astronomi biliyorlar, ki en önemli şey burada etken durum ne? 12 hayvanlı Türk takvimi, astronomi ve matematiğin bilindiğinin kanıtı. Bunlar Göktürkler, İtil Bulgarlar bu takvimi kullanmışlar. Tamam mı arkadaşlar? Tıp var, otacı, emçi, doktor anlamında kullanılıyor. Eczacılık, mumyacılık tıpın olduğunun kanıtı. Akupunktur tedavileri var. Yine Uygurlar döneminde çeviri olarak Turhan tıp metinleri var. Örgün eğitim, matbaa, kütüphane, bunlar Uygurlar döneminde olacak. Türklerde ekonomide arkadaşlar temel geçim kaynağı hayvancılık, bunu unutmayın. Ticarette İpek yolu ve Kürk yolu kullanılmış. İpek yoluna diyalog yolu demiş UNESCO. Türkler ne satıyor? Tarım ürünleri satıyor. Çok özür dilerim. Tarım ürünleri alıyor, ipek alıyor. Ne satıyor? Hayvan ürünleri satıyor. Silah, madeni, malzeme satıyor. Türklerde tarım yapıldığına, sulama kanalı, efendim tohum savaşları, tohumlar, tohum, orak, saban, işte ne bileyim, tırpan, tarıkçı, çiftçi, tarla, ekin, tarla ve ürün vergisi, bunlar tarım yapıldığının kanıtı. Yine madencilik olarak bakır, demiş, gümür ve altını izlemişler. Türklerde arkadaşlar Göktürklerde ilk madeni para görülmüş. Kendi adına para basan Türk iş hükümdarı Bagatarkan var. Yarmak, madeni paralara verilen isim. Böz, Kamdu ya da Kuampu, bunlar da bez paralar. Çav da arkadaşlar kağıt para ve bir para birimi. Edebi olarak sözlü edebiyat ön planda. Savlarımız var, sagularımız var, koşuklarımız var. Sav atasözüydü biliyorsunuz. Sagu ağıt demek. Koşuklar da kahramanlık şiirleri. Bir de arkadaşlar sosyo kültürel yaşantının olağanüstü bir şekilde anlatıldığı destanlar var. Şimdi Altay Türklerine ait Yaratılış Destanı var.
Altay Yakut Türklerine ait. İskitlere ait Şu ve Alper Tunga destanlar var. Oğuzlara şey Hunlara ait Oğuz Kağan destanı ve Atilla destanı var ki Oğuz Kağan destanında 9 Oğuz boyunun kuruluşu anlatılıyor. Mete'den de bahsediliyor. Göktürklere ait Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı. Ergenekon sorulmuştu. Uygurlara ait Göç ya da Kutlu Dağ destanı. Göç ya da Kutlu Dağ. Bir de Türeyiş destanı. Kırgızların Manas destanı aktiftir. Günümüze kadar ulaştığı için hem İslamiyet öncesi hem Türk İslam özellikleri var. Bulgarların Şankısı destanı, bir de arkadaşlar Oğuzların Dede Korkut hikayeleri ki Dede Korkut destanında Kırgız şeyle kumanlarla olan mücadeleden tutun da İslamiyet öncesi Türk İslam geçiş. Onlardan bahsediliyor. Yine destandan hikayeciliğe geçiş. Göçebelikten yerleşik hayata geçiş. Bunlardan bahsediyor hikayelerde. Bunlar var. Ve geldik arkadaşlar Türklerde yazılı kültüre. Türklerin kullandığı alfabeler. Bir kere kendine özgü yani milli alfabelerimiz Orhun ya da Orhun ya da Köktürk alfabesi bu şekilde de geçiyor. 38 tane karakterden oluşuyor ve sağdan sola yazılıyor arkadaşlar. Yine Uygurların kendine özgü alfabesi var, özgün alfabe. Soğut alfabesinden etkilenilmiş. Nasıl biz Latin alfabesinden etkilenerek bir Latin karakterlerinin bazılarını kullanarak bir harf sistemi oluşturduk. Uygurlar da bu şekilde yapmış. Etkileşim sonucu, bakın özgün iki alfabe var. Orhun ve Uygur alfabesi etkileşim sonucu. Soğut alfabesi kullanılmış. Arap alfabesi biliyorsunuz çok uzun bir süre kullanıldı. İbrani alfabesi kullanılmış, Kiril alfabesi kullanılmış ve Latin alfabesi kullanılmış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. ÖSYM'nin ben bakın sorularında şunlara dikkat edin diyorum. Yaygın olarak bakın bu ifade soruyu değiştiren bir ifade arkadaşlar. Diyecek ki hangisi Türklerin yaygın olarak kullandığı harflerden biri, harf sistemlerinden biri değildir? Hint alfabesi, Sanskritçe. Bu arkadaşlar bakın çok yaygın bir şekilde kullanılmış değil. Tek tük bir iki topluluk ya da Çin. Bu da bir iki topluluk kullanmış yani. Bu da yaygın bir şekilde kullanılmış değil. Bunlara dikkat edin sadece. Yani yaygın olarak kullanıp kullanmadığı. Evet Çin alfabesi bir topluluk tarafından çok az kullanılmış. Hint, Sanskritçe de kullanılmış. Ama yaygın değil. Anlaştık mı gençlik? Bak anlaştık herhalde bunu. Tamam. Şimdi arkadaşlar Türklere ait yazılı edebiyat ürünlerine bakıyoruz şimdi. Bu yazılı edebiyat ürünlerinden Köktürklere ait Bugut yazıtlar var. Bugut yazıtları Köktürklere ait. Mukan Kağan döneminden bahsediyor ki en parlak dönem Mukan Kağan'dı Göktürkler döneminde. Bir çeşit Soğutça yazılmış biyografi eseri gibi düşüneceğiz. Bugut yazıtlarını yazıt bu kitabı arkadaşlar. Orhun abidelerine bakıyoruz ki daha geçen sene sordu Orhun abidelerini. Geçen sene Tonyukuk kısmı arkadaşlar 725'te Kültigin adına 732'de Bilge Kağan adına da 735'te dikilmiş olan dikitler, yazıtlar bunlar. Siyasetname tarzı zaten birazdan bahsedeceğiz. İçeriğinden daha çok bahsedeceğiz. Ve bu yazıtlar arkadaşlar Danimarkalı Thompson tarafından çözülüp okunmuştur. Danimarkalı Thompson tarafından çözülüp okunuyor yazıtlar. Tekrar söylüyorum Danimarkalı Thompson. Şimdi arkadaşlar hapşıramadım. Hapşıramadım. Şimdi hapşırdım kısmen. Şimdi arkadaşlar birinci Göktürk Devleti'nin kuruluşundan ve yıkılışından bahsediyor yazıtlar. Atan Buğumin Kağan, İstemi Kağan Göktürk Devleti'ni kurdu. Çin entrikalarıyla, Çin'in güler yüzüne, Çin'in şuyuna, buyuna kanma. Böyle böyle yıkılırsın diye. Tamam mı arkadaşlar? Ondan bahsediyor. Yani Göktürk Devleti'nin kuruluşu, yıkılışı. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi şeklindedir. Yani burada bir hesap veriş, yapılanlar anlatılıyor. Bilge Kağan yaptıklarını anlatıyor. Yine burada arkadaşlar halk ile devletin karşılıklı sorumlulukları belirtiliyor. Yani devlet şunu şunu yapar, hükümdar şunu şunu yapar, halk da şunu şunu yapacak şeklinde. Ve siyasetname tarzındadır ve coşkulu bir anlatım vardır. Yani diz çökmeyene diz çöktürdüm. İşte gövde eğmeyene gövde eğdirdim. Güneşin doğduğu yerden güneşin battığı yere Türkleri bir çatı altında topladım. Bu şekilde anlatılıyor yani. Böyle coşkulu bir anlatım, böyle sert, karizmatik bir anlatım vardır yani. Şimdi Kültigin ve Bilge Kağan'ın arkadaşlar yazıtlarını Yolluğu Tigin yazmıştır. O dikmiştir. Yolluğu Tigin. Tamam mı? Tonyukuk kendi anıtını kendi dikiyor ki zaten Tonyukuk'un daha erken. O yüzden şöyle bir şey, ilk Türk tarihçisi olarak kabul edilen vezir Tonyukuk'tur. Önceden Yolluğu Tigin deniyordu. Tamam mı? Yolluğu Tigin. İşte ilk Türk edebiyatçısı şairi Aprinçur. İşte ilk Türk tarihçisi Yolluğu Tigin. İşte ben size diyorum ya ilklere özellikle bu dönemdeki belirgin olmayan ilklere kafayı takmayacaksın abi. Kafayı takarsan sıkıntı çıkar.
ÖSYM soruyu sorarsa bir özelliğin yanında başka özelliği de verir ki iyice tanım ortaya çıksın. Bakın şimdi ne oldu? Yollu Tekin dediler. Ne oldu? İlk Türk tarihçisi şimdi diyorlar ki Vezir Tonyukuk kendi dikitini kendi dikti diyorlar yani. Herkes kendi işini yapsın. Kendi dikitini kendisi diksin. Ama Bilge Kağan'la Kültigin kendisi dikmemiş. Yollu Tekin'e diktirmiş. Onlar yazdırmış. Ve Türk adının geçtiği arkadaşlar Türkçe yazılı ilk belgedir. Bak Türk adının geçtiği Türkçe yazılı ilk belge, ilk dikittir. Yenisey yazıtları bundan öncedir ama Türk adı Yenisey yazıtlarında geçmiyor. Burada Türk adı defalarca geçiyor. Töre tabiri bakın töre ve Türk tabiri bol bol kullanılıyor ki töre ile Türk'ten zaten Danimarkalı Thomson bu harfleri çözüyor ilk önce. Daha sonra okumayı o iki sözcük üstünden yürütüyor. Türkçe ve Çince de yazılmıştır. Yani Çinlerin yazdığı bölüm de vardır arkadaşlar. Çince yazılmış kısmı da var. Mesela size demiştim ya işte Bilge Kağan şöyle, Kültigin şöyle, Tonyukuk şöyle diye anlatılmış. Daha sonra bu üç Türk bir araya geldi. Dünyayı yönetti. Çinlerin ağzından da yazılmış yani. Ve sosyal devlet anlayışının örnekleri de vardır. Aç milleti doyurdum, fakir halkı zengin yaptım gibi. Hem devletin görevini, hükümdarın görevini ifade eden hem sosyal devlet anlayışını ifade eden şeyler de var. Temalarda yer almış. Evet şimdi arkadaşlar Uygurlara ait yazılı eserlere baktığımızda Sina Uşi ya da Sine Uşi ya da Moyen Çur yazıtları. Orhun harfleriyle yazılmış Moyen Çur dönemine ait bilgiler veriyor arkadaşlar. Moyen Çur biliyorsunuz Uygurların ikinci hükümdarı ve Moyen Çur döneminde şey olmuştu. Talas Savaşı yaşanmıştı hatırlarsanız. Önemli bir hükümdar yani bizim açımızdan. Karabalsabun yazıtları arkadaşlar. Karabalsabun kentinde Türkçe, Soğutça ve Çince yazılmış olan yazıtlar. Çin'de dil olarak Manihizm'e geçişi anlatıyor. Mesela diyor ki önceden burası kanın döküldüğü, etin tüketildiği bir yerdi. Şimdi barış ve huzur var ve burada diyor sebze meyve tüketiliyor diyor. Manihizm'e geçiş anlatılmış. Irk Bitik bir fal kitabıdır. Fala meraklı olanlar Irk Bitik'i böyle temin edip fal bakabilirler oradan arkadaşlar. Sağlam bir fal kitabı yapmışlar. Çarpılmazsanız bakarsınız yani. 800 yükmek arkadaşlar. Çince'den Uygurca'ya çevrilmiş bir çeviri kitaptır ve Budizmi anlatır. 8 yükmek. Tamam mı? 8 yükmek, 8 ilke gibi bir anlamı var. Bir de altın yarık, altın ışık anlamındadır. Bu da Uygurca'ya Çince'den çevrilip Budizmi anlatmışlardır. Bakın Uygurlar arkadaşlar Manihizm dinini Bögük Han döneminde resmi din kabul ediyorlar ama nedense böyle Budizmin etkileri de çok fazla bir şekilde var. İşte 8 yükmek, altın yarık, aha şeyler var efendime söyleyeyim Budist hani tapınaklar. Bu ne dedik stupalar aslında Budizm'e ait tapınaklardır. Bunlar var. Böyle Budizm'in de etkisi var yani açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Kırgızlara ait Yenisey yazıtları var arkadaşlar. Aslında Orhun abidelerinden önceki yazıtlardır bunlar. Artık okundu zaten daha eski tarihlendirmesi olduğu görüldü. Mezar taşı gibidir, mezar yazıtı gibidir. Bir de Bulgarlara ait Madara Kaya yazıtı var. Bu da Grek alfabesiyle yazılmış Kurum Han dönemini anlatıyor. 9. yüzyıla ait yazıtlar. Madara Kaya yazıtları. Tamam mı gençlik? Evet gençlik. Kültür uygarlık da bu şekilde. Şimdi bazı şeyler ezber açıkçası söylemek gerekirse. Yani yüz yüze de olsa, böyle uzaktan eğitim de olsa işin biraz büyük kısmı size düşebilecek şeyler. Bize düşen burada özellikle ne tip soru çıkabileceği. O zaman sorular çözelim ki ne tip soru çıkabileceğini de görelim. Tamam mı gençler? Hazır mıyız şimdi? Şunları bir sileyim ben. İlk önce tertemiz tüm el yazısını silelim şöyle. Gelelim gençlik, kültür, uygarlık kısmı Türklerde. Onunla ilgili sorularınıza. Bunları bazılarınız çözdüğünü umuyorum. Alıp çözmüş olabilirsiniz. Bazılarınız da çözmemiş olabilir. Genelde alıp çözmemeyi tercih ediyoruz genel itibariyle. Evet şimdi. Birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde kullanılan hükümdarlık ünvanlarından biri değildir? Arkadaşlar İlteber kullanıldı. Şanhu, Tanhu kullanıldı. İdikut kullanıldı. Fakat Aygucu yok. Aygucu ne demek? Aygucu vezir demek. Aygucu başbakan demek. Tamam mı? Aygucu üge demek değer bir tabirle. Vezir anlamında. Şimdi bu soruya dikkat edin. Bakın çok ilginç bir soru. Bu soruyu bazılar yanlış yapıyor. Ben zaten tahmin ediyorum. Bazı arkadaşlar dümdüz ezber yapıyor. Ondan sonra tamam mı? Böyle değişik bir şey geldiğinde zaten soruyu anlayamıyor kalıyor. Dikkat edin. Şimdi diyor ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasının sebepleri arasında yer alan.
Şimdi kut anlayışı kısa ömürlü olmasının sebeplerinden birisi. Boyların içlerinde serbest olması kısa ömürlü olmasının sebeplerinden birisi. İkili teşkilatta kısa ömürlü olmasının sebeplerinden birisi. Taht kavgaları sebeplerden birisi biliyorsunuz. Şimdi diyor ki gibi durumlardan hangileri? Federatif bir yapının varlığını bize sordu. Bunlardan hangileri federatif yapının var olduğunu da kanıtlar diyor. Onu soruyor. Boyların iç işlerinde serbest olması ve ikili teşkilat federatif yapının var olduğunun kanıtı oluyor. O zaman cevabımız ne olacak arkadaşlar? C seçeneği olacak. Anlaştık mı gençlik? Anlaştık mı? Bak C seçeneği olacak. Şimdi arkadaşlar ilginç soru tiplerinden bir tanesi. Milli Eğitim kitabından yine hazırladığım sorulardan bir tanesi. Milli Eğitim kitabında karizmatik iktidar anlayışını anlatıyor. Ben de oradan soru yaptım. Şimdi sosyolojide kaynağı tanrı bağışına dayanan iktidar tipine karizmatik iktidar denir. Eski Türk devletlerinde bu iktidar tipine rastlanmakla birlikte, şimdi cümle devam ediyor bakın bir değişik bir şey görecek. Hükümler hiçbir zaman olağanüstü bir varlık yani tanrı kral sayılmamıştır. Devam ediyor. Hükümler diğer insanlardan farkı, normal insan sayılmış, normal insan sayılmış ama diğer insanlardan farkı sadece ilahi bağışa sahip olması. Tanrı ona ülkeyi yönetme yetkisi vermiş, kut vermiş yani. Ayrıca Türk kanı kendisini daima tanrıya ve töreye, Türk töresine karşı sorumlu saymıştır. Şimdi arkadaşlar bakın, gelişmelerden hangisine zemin hazırladığı söylenebilir? Şimdi bu anlayış aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamış olabilir? A. Hükümdarların mutlak yetkilere sahip olması. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Tanrı'ya ve Türk töresine karşı kendini sorumlu hissediyor. B. Toplumsal bütünlüğün bozulması. Alakası yok, şık yoktu. Böyle uydurmak zorunda kaldı. C. Devlet ile halk arasında kopukluk meydana gelmesi. Bu da olmaz. D. Hükümdarın icraatlarının millet tarafından kontrol edilmesi. Hükümdar kendini töreye sorumlu, halka karşı sorumlu kabul ediyor ve sonuç itibariyle hükümdar millet tarafından denetlenebiliyor. Biliyorsunuz TOY kurultay hükümdarı denetleyip hatta görevden bile alabiliyordu. TOY'da alınan kararlar arkadaşlar bağlayıcı kabul ediliyor. Hükümdar eğer bu kararlara uymazsa sorumlu kabul ediliyor. Büyük bir olumsuzluk olursa da hükümdar görevden alınabiliyor. Bak burada diyor ki Türk töresine, Tanrı'ya ve Türk töresine sorumlu. O zaman demek ki hükümdarın iktidarı sorgulanabilir. Evet, iktidarın sadece ilahi temele dayandığına, demek ki sadece ilahi temele de dayanmıyormuş. Yani burada sorumuzun cevabı D seçeneği. Biraz zor bir soru. Yani kendi başına çözenler var mı bilmiyorum bu soruyu da. Biraz zor bir soru olmakla beraber yapılabilecek bir soru. Şimdi İslamiyet öncesi Türklerde gibi güçlerden hangileri hükümdarı tanrı bağışı olarak verildiğine inanılır? Kut neydi arkadaşlar? Kut. İktidar gücü, siyasi güç, değil mi? Yönetme gücü. Küç, hükümdarın askeri gücü, kazanma, savaş, başarı, savaşma gücü. Ülüş de hükümdarın ekonomik gücü, pay, nasip anlamında. Üçü de tanrı bağışı olan güçlerdendir. Ve cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 olacak. Arkadaşlar size gönderdiğim ilk cevap anahtarlarında burada sadece bir yanlış işaretleme yapmışım. Bilginiz olsun. 1, 2, 3 bunun cevabı yani. Tamam mı gençlik? Orada üstteki işte buradaki şeyin şıklarının işaretlenmesi burada da kalmış oluyor. Kopyala yapışlardan şey yapıyor. Tabii C değil yani 1, 2, 3 onun cevabı. Tamam mı arkadaşlar? Evet zaten biliyorsunuz yani bildiğiniz bir şeyi konuda da anlatıyoruz. Bildiğiniz bir şeyi şey yapmanıza gerek yok yani. Orada bir hata vardır. Bir tane iki tane işaretleme hatası oluyor öyle şeyde. Yani sonuç itibariyle oturuyorsun 20-30 soruyu yarım saatte bir saatte yazmaya çalışıyorsun. Şıkları yaparken işaretleme hatası gözden kaçıyor. Öbür soruya kayıyor gözün vesaire kaçıyor yani. Evet gençlik şimdi 5. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde egemenliğin tanrı bağışı olarak verildiğine inanılması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Bak egemenliğin tanrı bağışı olarak verilmesi neydi? Kut. Kut değil mi? Devam. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarların Tanrı tarafından verilen iktisadi gücü halkına adil bir şekilde paylaştırması hangisiyle adlandırılmıştır? Ülük ya da ülüş. Ülük ya da ülüş. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarlara Tanrı tarafından savaş yeteneğinin bağışlanması bu da küç yani güç. Evet gençlik. Devam ediyor şimdi 8. soru. Diyor ki İslam öncesi Türklerde hükümdarın erkek çocuklarına verilen ünvan aşağıdakilerden hangisidir? Ne deniyordu hükümdarın erkek çocuklarına? Tigin deniyordu değil mi?
Devam. İslam öncesi Türk devletlerinde tahta geçecek kişinin yaşının küçük olması durumunda ülkeyi geçici bir süre aşağıdakilerden hangisi yönetirdi? Kim yönetiyor? Hatun yönetiyor, değil mi? Yaş küçük olduğu için ülkeyi geçici bir süre hatun yönetiyor. Evet, şimdi yukarıdakilerden hangileri İslam öncesi Türklerde hatunun siyasi güç sahibi olduğunun göstergesidir? Şimdi arkadaşlar bakın, ÖSYM bunu sorarken ben size birazdan başka bir soru söyleyeceğim. İlk önce bunun cevabını verelim de. Kurultaya katılması, elçi karşılaması, savaşlara katılması bunlar siyasi güç sahibi olduğunun göstergesi. MEP kitabında zaten geçiyor. Şimdi ÖSYM bunu şöyle sormuş bir defasında. Hükümdarı temsil ettiğinin göstergesi. Bak, hükümdarı temsil ettiğinin göstergesi. Burada hükümdarı temsil ettiğinin göstergesi hangisi olabilir? Hükümdarı temsil ettiğinin göstergesi. Hangisi olabilir arkadaşlar? Elçi heyeti karşılaması. Hepsi olmaz. Bak, hepsi olmaz. Elçi heyeti karşılaması. Arkadaşlar bak, başka bir şey daha söyleyeyim. Diyelim ki hükümdar yok. Ülkeyi yönetiyorsun. Hükümdar yokken ülkeyi yönetmek. Evet, senin siyasi güce sahip olduğunu gösterir. O ayrı. Ama burada hükümdarı temsil ettiğini de gösterir. Diyelim ki elçi karşılıyorsun. Hükümdarı temsil ediyorsun. Ben hükümdar gibiyim demiş oluyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Kurultaya hükümdarla beraber katıldığın için orada temsil olay yok. Burada biraz Türkçenin gücü. Türkçenin gücüne güveneceksiniz yani. Evet, şimdi aşağıdaki devlet ve meclis eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir? Şimdi diyor ki Avrupa Hunları Seçkinler Meclisi. Peçenekler Komenton. Tabgaç Devleti Nazırlar Meclisi. Hazarlar İhtiyarlar Meclisi. Açıkçası zor bir bilgi arkadaşlar. Yani ben bile zaman zaman aklımda tutmakta zorlanıyorum bunlar gerçekten de. Tuna Bulgarları arkadaşlar. Kurya, Komite Kurya. Doğru muydu? Yanlış, değil mi? Millet Meclisi. Evet, şimdi buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Bak, meclis çeşitleri tekrar amaçlı olmuş oldu zaten size. Şimdi yukarıda verilenlerden hangileri kurultay üyesidir? Arkadaşlar bakın, şu gördüğünüz sorularda bak, ikinci soru, üçüncü soru, efendime söyleyeyim bu beşinci soru ki benzeri soruldu ya da bunlardan 6 ve 7 sorulabilecek sorulardandır. Yine bak, 12. soru sorulabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Yukarıdakilerden hangileri kurultayın üyeleri arasında yer alır? Ya da bunu yer almaz şeklinde de sorar. Tek tek verir. Şimdi katun ya da hatun. Katun, hatun demek kurultayın üyesidir. Aygucu yani başbakan yani üge, vezir kurultayın üyesidir. Ama kam kurultayın üyesi değildir arkadaşlar. Hangisi yer alır dediğine göre bize cevabımız ne olacak? E seçeneği 1 ve 3 olacak. Şimdi ÖSYM arkadaşlar şeyden çok soru sordu. Hani bilgi türü İslamiyet öncesinde hem kültür uygarlıktan hem siyasi tarihinden hakikaten çok soru sordu. Yani bir soru var ama sorulabilecek birçok şeyi sordu. Şimdi son zamanlarda hoşuna giden ÖSYM'nin soru tiplerinden bir tanesi bir devletin özelliklerini sormak ya da bir kurumun komplo özelliklerini sormak. Şimdi burada güzel bir soru var. Türklerde görev yapan Kurultay Meclisi ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? Bakın bu tip sorular sevmeye başladılar yani. Şimdi sevgili arkadaşlar hem bu öğretici bir soru, tekrar edici bir soru hem de şey yani normal insan sorusu. Şimdi başlayalım. Kurultay hükümdarın uygulamalarını kabul etmeyebilirdi. Evet, kabul etmeyebilir. Kurultay mesela ne oldu? Tapukan Budizm yayalım dedi. Kurultay reddetti. Adamlar çatır çatır konuştular yani reddettiler. Kurultayın aldığı kararlar genellikle bağlayıcı değildir. Hayır. Kurultay kararları bağlayıcıdır arkadaşlar. Eğer kurultay kararlarına hükümdar uymazsa sorumlu kabul edilir. Bağlayıcıdır. Savaş, göç, isyan, tabi olma, bir devlete tabi olma, doğal afet gibi durumlarda kurultay olağanüstü toplanabilirdi. Evet, toplanabilir. Kurultay hakan seçme, hakanı denetleme ve onun yetkilerini kısıtlama gibi yetkilere sahiptir. Evet, sahiptir. Kurultay üyelerinin temsil niteliği olması, kanun yapması, hakanı seçmesi gerekirse azletmesi, bu güce sahip olması bir tür demokratik özellik taşıdığının kanıtıdır. Bu da doğru. Şimdi arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Kurultayın aldığı kararlar bağlayıcı değildir diyor. Yanlış. Kurultayın kararları bağlayıcıdır. Şimdi kurultayı bir daha hatırlayalım. Kurultay hükümdarlığın uygulamalarını reddedebilir. Kurultay olağanüstü zamanlarda toplantıya çağrılabilir. Kurultay hükümdar seçme, denetleme hatta görevden alma yetkisine sahiptir. Kanun yapma yetkisine sahiptir. Kurultay üyeleri halkı temsil gücüne sahiptir arkadaşlar. Dolayısıyla demokratik özellik de taşır. Şimdi bunu size ekstradan da soru yapabilir.
anlatır. Kurultay üyelerinin temsil niteliği olması, kanun yapması, işte halkın seçmesi, görevden azletmesi hangi özelliğinin göstergesidir? Demokratik bir özelliğe sahip olduğunun göstergesidir. Bu şekilde de sorulabilir bu. Evet, geldik 14. sorumuza arkadaşlar. İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde devlet görevlileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Şart, bilikçi, yapgu, buyruk. Şimdi şart hanedan mensuplarına şart deniyor biliyorsunuz. Devlet görevi alıyorlar. Bitikçi, katip, tamgacı da derler buna biliyorsunuz. Yapgu arkadaşlar hanedan mensubu, batının yöneticisi ve ordu komutanlığı da yapıyor. Buyruk hepinizin bildiği gibi buyruk arkadaşlar bakan demektir. Kaz asker İslamiyet öncesinde yok. Kaz asker ne bakanıydı? Ne bakanıydı kaz asker? Niye bakıyordu? Adalet Bakanı, değil mi? Kaz asker Adalet Bakanı'dır, değil mi arkadaşlar? Gayet güzel. Osmanlı'da Adalet Bakanı. Şimdi 15. Bakın bunun benzeri 2020'de çıktı işte. Çok benzer. Ben biraz zor yaptım. Onlar daha kolayını yapmış. Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir? TÜS. Devlet ile halk arasında sözlü anlaşma, yazılı olmayan anlaşma. Doğru. Yarlı. Hükümler buyruğu, hükümler emri. Doğru. İç buyruk. Saray memuru. Doğru. Tutuk, askeri vali. Doğru. Börü, keşif birlikleri mi? Hayır. Neydi börüler arkadaşlar? Börü neydi? Hükümdar muhafızları. Kurt demektir ama birlik olarak hükümdar muhafızlarına börü derler. Evet, gayet güzel. Bak onlar şeyi kullanmıştı. Yargıyı kullanmıştı. Yargıyı farklı şekilde kullandılar. Evet, şimdi 16. Türk devletlerinde uzun süre ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı devam etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların sonuçları arasında gösterilemez? Şimdi A. Türk devletleri toprak kaybına uğramıştır. Uğrar. Çünkü taht kavgası olur. B. Merkeziyetçi devlet anlayışının olmaması. Şimdi merkeziyetçi devlet anlayışı olmuyor çünkü ülkeyi ne yaparak bölerek yönetmek zorunda kalıyorsun. Üniter olmuyor arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi. Ne diyorduk? C. Farklı isimlerde Türk devletleri kurulabiliyor çünkü bölünme olabiliyor. D. Kardeşler arasında taht kavgası yaşanabiliyor. E. Toplumsal sınıf ayrımı ve kölelik anlayışının yaygınlaşması. Türklerde böyle bir şey yok zaten biliyorsunuz. Yer göçebe yaşam tarzında toplumsal sınıf ayrımı ve kölelik olmuyor zaten. Yani taht kavgaları siyasi sonuçlara genelde sebep oluyor biliyorsunuz. Bu sosyal yapıyla ilgili olan bir sonuç. Evet, İslam öncesi Türk ordusunda savaşlarda düşmanın durumunu öğrenmek için görev yapan keşif kollarına ne deniyordu? Yelme. Devam. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk ordusunda kullanılan silahlardan biri değildir? At. Arkadaşlar en önemli silah. At en önemli silah bakın. En önemli silah. Kılıç var, yay var, mızrak var, mancınık yok. Mancınık bir kuşatma silahıdır. O yüzden Türkler mancının neresinde taşıyacak? Hayvan gibi mancınık yani bir taş atacağım diye. Türkler biniyor, yayını, okun, kılıcını alıyor, bastırıyor, gidiyor, yağmalıyor, geliyor arkadaşlar. Öyle mancınıkla uğraşmıyorlar yani. Evet, şimdi 19. İslam öncesi Türklerde Noyan, Tarkan, Subaşı. Üçü de arkadaşlar ordu komutanı demektir. Noyan biraz Moğolca bir ifade ama ordu komutanı anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Üçü de ordu komutanı demektir. Aşağıdakilerden hangisi önce Türkler tarafından kullanılan ve sonra diğer devletlere de örnek olan alanlardan biri değildir? Bu soru arkadaşlar bak biraz zorlamıştı bu soru hazırlarken ben hatırlıyorum. Bunlar ben daha 2014-2015 senelerinde hazırlamıştım arkadaşlar bazılarını. Şimdi bu biraz zorlamıştı beni gerçekten de. Neden diyeceksiniz? Şimdi buraya madde bulmak zor oluyor. Üzengi Türkler tarafından kullanıldı. Avrupa'ya Avarlar tarafından tanıtıldı. Zırh arkadaşlar bakın Hazreti Davut'tan aklınıza gelsin. İsrailoğullarında zırh vardı. Hazreti Davut zırh ustasıdır. Zırh yapıyordu yani. Tamam mı arkadaşlar? Türklerden dünyaya yayılmadı yani. Türklerden önce vardı. Çizme kullanımı Türklerle beraber dünyaya yayıldı. Türkler yaydı çizmeyi. Paçaları içine sokuyorsun. At üstünde rahat hareket ediyorsun. Konserve kullanımı Türklerle beraber dünyaya yayıldı. Ve onun sistem uygulaması Türklerle beraber dünyaya yayıldı. Yani A, C, D, E seçenekleri arkadaşlar ilk önce Türklerde var sonra dünyaya yayılıyor. Öyle kabul edeceğiz Türklerle beraber. Evet, İslamiyet öncesi Türklerde toplumsal düzeni sağlamak amacıyla oluşturulan kurallar bütününe ne deniyordu? Töre. Töre, değil mi? İslam öncesi Türklerde arkadaşlar töre hukukunun kaynakları arasında gelenek ve görenekler var. Hükümdarın emirleri var. Fethedilen bölge hukuku yok. Tamam? Ne var? Kurultayın kararlar var, hükümdarın kararlar var, bir de gelenek ve görenekler var. O zaman burada cevabımız ne olacak? 1 ve 2 yani B seçeneği olacak. Geldik 23'e.
Aşağıdakilerden hangisi törenin değişmeyen kuralları arasında yer almaz? Uzluk, uzluk, tüzlük, konilik, kişilik. Şimdi kişilik neydi arkadaşlar? Kişilik neydi? İnsanlık. Tamam. Tüzlük neydi? Eşitlik. Değil mi? Eşitlik. Könüllülük neydi? Adalet. Değil mi? Alplik, yiğitlik arkadaşlar bu değişmeyen kurallar içerisinde mevcut değildir. Evet. Şimdi devam ediyoruz. 24. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde törede değişiklik yapma yetkisi bakın gibi yönetim unsurlarından hangisi tarafından törede değişiklik teklif edilir? Hükümdar teklif edebilir, kurultay teklif edebilir değişikliği ama kamp teklif edemez. Hükümdar töre koyar, töre kaldırabilir. Kurultay töre koyar, töre kaldırabilir ama kamda böyle bir şey yok. Cevap 1 ve 2 olacak yani. Evet, İslamiyet öncesi Türklerde halkın yasama gücü içerisinde yer aldığının kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Halkın arkadaşlar boy beyleri tarafından kurultayda temsil edilmesi. A seçeneği doğru olacak. Evet, aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk töresine göre hukuk üstünlüğünün göstergesidir? Evet, yeniden bağlanmam gerekecek gençlik. Gene bizim sevgili şey bağlantıyı kesti. Bağlanır birazdan şimdi. Görsün de. Arkadaşlar şey birazdan gelecek yine şu bağlantıyı bir kurayım Wi-Fi bağlantısı. Allah'ım ya Rabbim ya inatlaşıyor ha. Heh, tamam. Geldi tekrar. Tamam. Geldi değil mi görüntümüz? Geldi değil mi? Tamam. Evet şimdi arkadaşlar ne demiştik? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk töresine göre hukuk üstünlüğün göstergesidir dedik değil mi? Töreye herkesin uymak zorunda olması. Yani hükümdar dahil bütün idarecilerin ve halkın töreye uymak zorunda olması. İslam öncesi Türk toplumunda inançla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir? Tabiat kuvvetlerine inanılmıştır. Bakın bu da soru tipi gençlik. Bak bu da çıkabilecek bir soru. Tabiat kuvvetlerine inanılmıştır. Ataların ruhlar kutsal sayılmıştır. Kurban adama ve temizlik inancın bir parçası sayılmıştır. Cenaze törenleri din adamları önderliğinde yapılmıştır. Hayır. Din adamları sınıfı diye bir sınıf mevcut değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Görüntü gene gelecek birazdan geldi. Din adamları sınıfı diye bir sınıf mevcut değil. Bilginiz olsun. Aynı toplum içerisinde birden fazla inanç görülmüştür. Evet, aynı toplum içinde birden fazla inanç görülmüştür. Yani cevabımız D olacak. Türklerde din adamı sınıfı yok. Öyle bir sınıf yok. Dini törenler illa din adamı öncülüğünde yapılmıyor arkadaşlar. Unutmayın bunu. Evet devam ediyoruz. 28. İslamiyet öncesi Türklerde insanlarıyla ruhlar arasında bağ kurduğuna inanılan kişilere verilen isim neydi? Kam, şaman. Tamam mı arkadaşlar? Kam ya da şaman. Şaman şeklinde kullanma olasılığı da var. Şaman diyebilir. Bu da sorulabilecek soru tiplerinden bir tanesi. Çok tatlı soru olur. Tamam mı? İnsanlar ile cinler arasında, ruhlar arasında. Tamam mı gençlik? Evet, İslamiyet öncesi Türklerde gibi kavramlardan hangileri ahiret inancının varlığını kanıtlar? Kurgan, mezarlar kanıt, tek odalıdır. Balbal arkadaşlar, mezara dikilen heykeller kanıt ama yu dediğimiz ölü gömme törenleri kanıt değil. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. İslamiyet öncesi Türklerde ölülerin eşyaları ile koyulduğu mezarlara kurgan deniyor, değil mi? Bu mezarların üstlerine dikilen ve öldürülen düşmanın ruhunu simgeleyen taşlara ne deniyor? Ona da arkadaşlar Bengü taş, baba taş, kadın taş ya da bal bal deniyor. Tamam mı arkadaşlar? Bal bal. Yani ben Bengü taş dedim. Kaba taş, baba taş, kadın taş o da denir ama bal bal ÖSYM bal bal diye kullanır sorarsa. Burada da soruya dikkat edin ha. Bak A şıkkına kurganı koyuyorum. Sınavda heyecanla adam dedi ki İslamiyet öncesinde Türklerde ölülerin eşyaları ile koyulduğu mezarlar. A mezar sayıyor kurgan deyip zıplamayın. Devamını okuyun. Üstlerine dikilen taşları soruyor burada.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'ten önce sahip oldukları inançlar arasında yer almaz? Şamanizm, Musevilik, Totemizm, Budizm bunlar var arkadaşlar. Mecusilik mevcut değil. Arkadaşlar süremiz doluyor. Kalan zaten 20 tane gibi bir soru var. O 20 soruyu da sizler halledersiniz diye düşünüyorum. Doğru mudur? Doğru düşünüyorum değil mi? Mustafa doğru düşünüyorum. Birazdan yüzünüze kapanmadan tamam mı? Siz çözmeye başlarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.